Cumhuriyet Halk Partisi ayın 6'sı itibariyle gönderdiği yazıda tüm Türkiye'de aday belirleme sürecinin başladığını, adaylık sürecinin başvurularının bitmesi sonrasında bu değerlendirmelere başlamamızı istedi. Dolayısıyla bu nedenle bugün Tunceli'deyim. Görüşebildiğim kadar, mümkün olduğu kadar şehirde olan tüm adaylarıyla görüştüm. Partimizin amacı Türkiye'de yerel yönetimleri daha önce aldığımız 11 büyükşehir belediyesinin üzerine daha iyisini, daha fazlasını yapmak için en iyi aday belirleme yöntemini seçmek. Dolayısıyla şimdi biz burada bir ön değerlendirme yaptık. Bu değerlendirmeler sonucunda ayın 10'una kadar bir rapor vereceğim. O raporun sonucunda da bizim aday belirleme sürecinde bundan sonra ne yapacağız? Bu mülakatlar bize bir ön bilgi veriyorlar ama sonuçta bazı yerlerde ön seçim talebi, bazı yerlerde işte mülakat, bazı yerlerde anket talebi var. Bunlarla ilgili görüşlerimi ben partiye bildirdikten sonra partimiz gerekli yöntemi kullanarak adayımızı belirleyecektir. Amacımız Türkiye'yi geliştirmek, Türkiye'de yerel yönetimlerde söz sahibi olmak olduğu gibi Tunceli'nin bir özel bir özelliği var. Tunceli çok değerli, son dönemlerde özellikle çok değeri artmış, değeri anlaşılmış, turizm açısından çok değerli bir kent haline gelmiş. Burayı sosyal demokrat belediyecilikle tanıştırıp sosyal demokrat belediyelerin Türkiye'deki hizmetlerini, bu 11 büyük şehirdeki hizmetlerimizi gören vatandaşlarımızı aynı şekilde bu hizmeti Tunceli'ye de aktarabilmek.